Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle virüs savar grip nezle düşmanı harika ev yapımı bir doğal şurup yapacağız. Öksürük şurubu diyebilirsiniz. Soğuk algınlığı şurubu diyebilirsiniz. Sadece şunu bilin ki bu gerçekten çok faydalı. Her sene kışın 2-3 defa yapıp dolaba kaldırdığım bütün aile efradını severek kullandığı ve çok fayda gördüğü bir şurup. Limon kullanacağız limon e, miktarında aşağı yukarı taze zencefil kullanacağız ve e, baharatlarımız var. Bakın baharatlarımız karabiber, tarçın, e, toz zencefil ve zerdeçal olacak. İbn Sina'nın çok güzel bir tarifi bu. Yaptığım e, ilk zamanlardan beri 2,5 3 yıl önce ilk defa denemiştim. Çok ama çok faydasını görüyoruz. Yani bütün herkese de tavsiye ediyorum. Kışın e, atıyorum arkadaşlar arasında oturuyoruz. Diyorum ki hemen bunu yapmalısın. E, ve şimdiye kadar tarif ettiğim herkes şifa buldu arkadaşlar. Sadece hatırlatıyoruz. Tabii ki e, bunlar o e, güzel insanların bizlere bırakmış olduğu miras, güzel tarif Şimdi ne yapıyorum? Limonumu kabuğuyla birlikte kullanacağım için tuzla çok güzel bir şekilde ovuyorum. Ee, karbonatla da ovabilirsiniz bu temizlik işlemini. Çok güzel bir şekilde kabuğu temizliyor arkadaşlar. Sonra suyla duruluyorum ve olabildiğince ince dilimler yapmaya çalışacağım. Limonu ne kadar küçük doğrarsanız ya, ve e, zencefili de tabii ki ne kadar küçük doğrarsanız bizim için o kadar güzel olacaktır. Burada e, küçücük bir püf noktası var. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Limonumuzu doğradıktan sonra lütfen içinde bulunan bütün çekirdeklerini çıkartalım. Aksi takdirde yapmış olduğumuz şurup çok acı olur ve kullanamayız, zor kullanırız, boğazımızı yakar, hiç gerek yok. Şimdi çekirdeklerimi bir güzel temizliyorum. Geliyorum zencefilime. Zencefilinizi isterseniz kabuğu ile birlikte kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kabuklarını soyabilirsiniz. Ben birazcık kabuklar konusunda takıntılı olduğum için soydum. Onu da böyle el yordama küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de bu da çok güzel olur. Ben bazen de rendeliyorum. Şimdi ana malzememiz hazır. Gelelim diğer malzemeleri ne şekilde nasıl ilave edeceğimize. Burada e, önemli hususlardan bir tanesi de kapaklı, güzel e, hava almayan bir şekilde kapanacak kapağı olan bir cam kavanoz alıyoruz. Tüm malzemeyi hızlıca bunun içerisine dolduruyorum. Gördüğünüz gibi şimdi işin baharat kısmına geçelim. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Bu baharatların her birisi gerçekten bağışıklık sistemini güçlendirici, adeta bakterileri virüsleri kovan çok güzel baharat karışımları. Şimdi bunun da tamamını kavanozumun içerisine ilave edeceğim. Baharatlar gözünüze çok görünmesin sevgili arkadaşlarım. Karışımın içerisine gerçekten kaybolup gittiklerini siz de içerken göreceksiniz. Peki şimdi gelelim balımıza. Doğal güzel bir bal bulmaya çalışalım. Bunu söylerken gerçekten çekiniyorum çünkü artık piyasada her şeyin e, maalesef sahtesi, kötüsü, her türlüsü var. Ama güvendiğiniz yerlerden iyi bir bal bulmaya çalışın. Bütün malzemenin üstünü örtecek kadar bal koyuyoruz içerisine ve e, güzel bir şekilde ben burada aşağı yukarı bir su bardağı kadar bir bal kullandım arkadaşlarım ve güzel bir şekilde şöyle malzemeyi eze eze güzelce karıştıralım. Bütün baharat, bal, bütün malzeme birbirine güzelce karışsın. Bu gerçekten çok faydalı arkadaşlarım. Bilmiyorum yani bizim evde bütün kış hiçbir şekilde eksik olmayan çok fayda gördüğümüz bir karışım. Çok şükür de hiç grip, nezle gibi hastalıklarımız olmuyor kış aylarında. Şimdi kapağımı güzelce kapatıyorum ve sabaha kadar... Ee, şöyle mutfağımda tezgahın üzerinde beklesin arkadaşlar. Oda sıcaklığında dolaba koymuyoruz. İlk yaptığımız gün e, oda sıcaklığında bekletiyoruz. Bakın bu bunu sabah çektim. Ee, gerçekten artık sulanmış, gayet güzel bir şurup şeklini almış. Ee, dünyanın en güzel karışımlarından bir tanesi kesinlikle. Boğazı direkt yumuşatıyor, içiniz sıcacık yapıyor. Ee, gerçekten o kırgınlık hissini sizden bir iki saat içerisinde alıyor. Ben çok fayda görüyorum. Umarım sizler de çok fayda görürsünüz. Peki kullanımı nasıl? E, bu elimdeki kaşık şu anda çok küçük. Ama yemek kaşığıyla sabah akşam bir kaşık tok karnı kullanıyoruz arkadaşlarım. Çocuklarımız için bu kaşığı kullanabiliriz. 2 yaş üzeri çocuklarda da gayet rahatlıkla kullanılabilir. Bu şekilde kapağını kapatarak buzdolabında muhafaza edebiliyoruz. Peki içindekileri süzecek miyiz? Yiyecek miyiz? Ben içindekileri de yiyorum. Size de tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.